Bebito. Geldiğinden beri 5 karış sulak oturuyorsun böyle. Ya söylemeyecek misin gerçekten ne olduğunu? Gerginim bir de ya. Yarın mahkeme var ya. Hiç gerilmeyin Şebnem Hanım. Bu davayı kesinlikle kazanacağız. Hem çocukların velayetini alacağız hem de yüklü bir tazminat kazanacağız. Hı. Ya konuş Deniz. Bak bir tanem. Haklısın. Çok yoruldum. Yarın bunların suratını göreceksin yani. Bir ton laf bıdı bıdı. Ama dayanman gereken sadece bir gün kaldı. Hatta birkaç saat. Sonra bitiyor. Her şey düzelecek. Ne bileyim Lido ya işte. Buraya geleyim dedim. Her şey yolunda mı? İyi yaptın. Gelsen içeri. Ne oluyor? Bir şey olmuş belli. Ne oluyor? Şebnem. Sarılmak istiyorum sadece. Bir şey olmuş ama. Bana bak. Kim sıktı canını? Kim sıktı canını? Eğer teklifimi kabul etmezsen... Sadece sen değil, sevgilin de gün ışığı görmez. Beni buna mecbur etme Şebnem. Duruşma. Stres oldum biraz, şey oldum. Ondan herhalde. Olacak gibiyim. Sakin. Tam olarak bu yüzden buradayım. Seni yalnız bırakmayacağım. Kutlama yapacağız. Ön kutlama gibi düşün. Hı? Ne dersin? Buyurun. Ne oluyor? Baş başa olacağız. İkimiz. Yani şirketin başına geçmiş olabilirim ama hala aynı Mesut'um. Tabii ki ellerimle hazırladım. Gece pek bir uyuyabileceğimi sanmıyorum. Ben de kutlama olur gibi düşünmüştüm ama pek bir işe yaramadı galiba. Aksine. Tek başıma olsam kafayı yerdim herhalde.
Bazen düşünüyorum da her şey kötü gitse, yani ne bileyim, işte her şey kötü gitse nasıl olurdu? Mahkemeyle mi ilgili? Çocukları alır kaçardım ya. Ben ne olacağım? Yani beni bırakıp gidecek misin? Yani sana söylerdim tabii de. Çocuklarla kaçak hayatıma seni de sürüklemezdim. Bir veda ederdim yani. Niye sürekli kötü şeyler düşünüyorsun? Bırak. Ne bileyim. Aklımdan geçiyor işte öyle. Geçmesin. Şunu bil. Ben gelirim. Neredeysen gelirim. Ucunda ölüm olsa bile. Ama böyle bir şeye gerek kalmayacak. Yarın yeni bir başlangıç olacak. Saklanmadan, gizlenmeden, özgürce ne varsa yaşayacağız. O kadar istiyorum ki senin olmayı. Senin olmayı. Bütün aklımla, bütün ruhumla senin yanında olmayı. O kadar istiyorum ki. Ben gideyim. Yarın seni iskelenin orada bekleyeceğim. Mahkemeden sonra. Seninle konuşmam gereken bir şey var çünkü. Yarın niye bekliyorsun? Şimdi söyle. Yarın söyleyeceğim. Ama hazır ol. Yani yarın sana söyleyeceğim şey senin bütün hayatını değiştirecek. Başına bak. Maşallah maşallah. Gülmeniz, cıvıltınız bütün evi kapladı. Neye gülüyorsunuz bu kadar ya? Kendime diyorsan. Hiç sevmem. Ne oldu, rahatsız mı oldun? Ay yok canım. Ne rahatsızlığı? Sofra hazır. Hadi çocuklar, en sevdiğiniz çorbayı yaptım. Hadi bakalım. Hadi aşklarım. Önce eller yıkanıyor, sonra sofraya. Hadi bakalım. Anne babam yemeğe gelmeyecek mi? Emre kuşu. Anneannem. Ne dedim ben size? Babanız sonra gelecek, bir süre gelmeyecek demedim mi? Ha? Ama ya hiç dönmezse? Daha yeni kavuştuk sizi. Ne güzel hep birlikteydik. Yine mi ayrıldık? Üzmeyin bakayım annenizi. Gençler. Ben size ne zaman yalan söyledim? Babanız gelecek diyorsa gelecek. Neyse o, söylüyorum. Hadi bakalım. Elleri yıkıyoruz sonra sofraya. Hadi. Hadi. Hadi düşün önüme. Gel bakayım. Koş. Alo. Mesut, ben de seni arayacaktım ya. Anlatacak çok şeyim var sana. Gel anlat o zaman. Alt sokaktayım. Alt sokakta mısın? Buraya mı geldin? Evet, akşama sürprizim var dedim. Öğrenme zamanı.
Geldim. Gel. Nereye? Gel. Söylesene akşam ne sürprizi? Şu evin bahçesine girelim mi yine? Hayır. Gelmiştir sahipleri belki Mesut. Ya Mesut. Işıklar yanıyor bu sefer. Gel Allah aşkına. Gel. Ya nereye gel? Göbecekler şimdi. Gitme. Hiçbir şey olmayacak. Ayrıca iyi tanıyorsun evin sahibini. Nasıl iyi tanıyorum? Nasıl? Nasıl? Sen mi aldın? Ne zaman aldın? Oha! Gerçekten mi şimdi sen aldın bu evi? Ya ne yapıyorsun sen? Beni mi takip ediyorsun? Öyle alelacele gizli gizli evden çıkınca kızın başında bir dert mi var dedim. Varmış gerçekten. Gider misin? Geleceğim ben birazdan. Mesut Bey, sen kafayı mı yedin ha? Ya bırak artık şu kızın peşini, delirdin mi sen? Git diyorum sana. Git. Geliyorum. Tamam. Çocuklar bekliyor evde zaten. Sen de fazla oyalanma. Aa. Kusura bakma Mesut. Ben çocukken yapması gereken şeyleri şu an yapmaya çalışıyor da. Anneni tanıyorum ve alıştım. Gel. Yani ev çok güzel. Çok güzel de nasıl olacak böyle dip dibe? O yüzden aldım. Nasıl yani? Az dikkat çekiyoruz. Birazdan mı çekelim dedim. Benim için rahat etmez ki. Yakınında olacağım, yanında olacağım. Gözüm üzerinde olacak. Ne? Hadi geç otur. Gel. Evet. Ne oldu bugün? Anlat. Konuştuğumuz gibi. İkisinin de içine şüphe tohumlarını ektim. Artık yeşermesini bekleyeceğiz. Onur'la konuştun mu? Konuştum. Görüntüler, kamera görüntüleri onları sordun mu? Hayır. Şebnem, onlar bizim için önemli. Eğer ele geçiremezsek dediği gibi bir daha güneş göremeyiz. Biliyorum. Evet ama acele etmemem lazım. Onun benden yardım istemesini beklemem lazım. Ama anlaştığımız gibi görüntüleri almadan ona yardım etmek yok. Hı? Yok. Sonra bitecek. Gideceğiz. Değil mi? Hiç ben olmaz. Ne yapıyorum? Ay,
yumursuz ya. Aa. Yavrum. Delirmiş. Buraya çıkayım da sesimi daha iyi duyurayım size. Hani bize cahil, eğitimsiz gibi sıfatlar, hatta daha çirkin sıfatlar takıyorsunuz ya. Asıl çirkin olan sizsiniz. Sizin ruhunuz çirkinle. O kadar rezil durumdasınız ki. Size baktıkça midem bulanıyor. Artık ben de bir iş insanıyım. Patronlar kulübündeyim yani. Sizin gibi ama sizin gibi değilim. Asla da sizin gibi olmayı reddediyorum. Olmayacağım. Bu yüzden de Aysel Gümüş'ü Şer takımıyla birlikte. Değil mi? O yüzden. Ama asla bana engel olamayacaksınız. Başaramayacaksınız yani. Hazır gelmişken söyleyeyim. Şirketimin yeni ana politikasını. Başında olduğum Gümüş Holding artık kazandıkça paylaşacak, paylaştıkça kazanacak efendim. Sanıyorsun. Ah. Ha, bu arada hatırlatmak isterim. Artık Gümüşçü değilim. Şebnem Gümüşçü değilim yani. Resmen boşandım. Ve bir sevgilim var. Mesut. Çok aşığım ona. Tanrım bak. Kusura bakmayın efendim. Çok değerli vaktinizden çaldım. Ama sizlerin bizden çaldıklarının yanında bu ne ki? Değil mi? Bir doyamadınız be. Bir doymadınız. Neyse, yiyin için eğlenin. Hesaplar benden. Şebnem Reis. Böyle olmadı. Füze atsaydın üstlerine. Oh, ne güzel söyledin. İnsan içindekileri söylemesi ne güzelmiş. Ben niye tutmuşum ki zaten de bunlar gibi kasılmışım. Patladım, rahatladım. Bir şey söyleyeceğim. Her seferinde beni şaşırtmayı nasıl becerebiliyorsun? Benim olayım bu Mesut Beyciğim. Öyle içimden bir şey çıkıveriyor işte. Bu arada aşağıda bana ilanı aşk ettin, gözümden kaçmadı. Şey yapıyorum ya, şeyi düşünüyorum. Bir dahaki sefere acaba böyle gökyüzüne dronlarla Mesut seni çok seviyorum mu yazdırsam acaba? Ne diyorsun? Yapma. Hı? Yapma. Ay ben çok acıktım Mesut. Buyurun. Mesut Beyciğim, hala Elif'in masum olduğunu düşünüyor musun? Ya tamam. Haklı çıktın, masum falan değilmiş. Oldu mu? Oldu oldu. Çok güzel oldu. Ne yaptın peki? Ortaklığı bitireceğini söyledin mi? Hayır. Peki sen Onur hapisten çıktı, başkanlıktan ayrılacağını söyledin mi? Söylemedim. Ne yapacaksın? Ben söyleyince mi söyleyeceksin? Yok. Ortada iş var. Yani bir anda gidip ortaklıktan ayrılacağım denmez. Öyle mi Mesut Beyciğim? Hep ben sana bugüne kadar anlayış gösterdim. Yani bir kere de sen bana göster, çok mu zor? Hmm. O Elif'in bir yanlışını daha görürsem gebertirim ama söyleyeyim. Anladın mı? Bundan eminim.
Hatta hızını alamazsan beni de gebertebilirsin. Bundan da eminim. Katlarsın. Değilim. Katlar değilim. Çevrem kötü. Ama sana kıyamam. Merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.